Herkese merhabalar. 5. sınıf matematik 2. dönem 2. yazı. Hazır mıyız sonuçta? Hazır değilim hocam. Seninle beraber mükemmel bir şekilde hazırlanacağız. Ve bu hazırlığımızı yaparken Milliyetin Bakanlığı kazanımlarına uygun öğretmeninizle konuştuk Tomuç'un ve dedik ki bu sınavda ne çıkar acaba? Ve sınavda ne çıkabilecek konularla alakalı bir ön bilgi verdiler. Biz de onlarla ilgili sana ufak ufak bir özet hazırladık. Özetten sonra da hemen seninle çıkabilecek tarzda soruların da içinde bulunduğu bir yazılı provası çözeceğiz. Doğru yanlışlar var. Ondan sonra cevap bulma var. Ondan sonra işte tablo doldurma var ve tam da sınavda çıkabilecek tarzda birim çevirme var ve benzeri çok güzel sorular çözeceğiz ve sınava en iyi şekilde hazırlanacağız Tomucuğum seninle beraber. İlk başta çıkacak konuları ufak bir şekilde özetleyelim seninle beraber, sonrasında sorularımıza geçelim. Hazır mıyız evladım? Hazırım hocam. O zaman temel geometrik kavramlar ve çizimler ilk konumuz, üçgenler ve dörtgenler de ikinci konumuz. Tomucuğum bir kere temel geometrik kavramlarda, diğerleri zaten beraber bakacağız. Şimdi temel geometrik kavramlarda ne bilmemiz gerekiyor? Bir kere şu işaretin adı neydi Tomucuğum evladım Allah aşkına? Doğru. Harika, süper. Ben bunu AB doğrusu olarak adlandırabilirim. Eğrisi doğrusu. AB diye yazarım. Buna bakarsam Tonguç Erhan'ım, buna ise AB yazarım. Böyle kenarlarına şöyle bir köşeli parantezler koyarım. Ve bu aslında nedir biliyor musun? Bu bir doğru değildir. Doğrunun parçasıdır Tonguç Erhan'ım. Çünkü sağ solu bellidir. Şuna bakarsak Tonguç Erhan'ım benim, bunu da A'yı böyle köşeli bir paranteze koyduktan sonra B'yi de boş bırakırım. Bu aslında ışındır Tonguç Erhan'ım. Çünkü başlar bir yerden sonsuza doğru ilerleyen AB ışını. Işını. Harika. Doğru ise her iki taraftan böyle sonsuza doğru ok şeklinde ilerler diyoruz. Ve aynı zamanda Tonguç Erhan Bey'im A noktasının B noktasına göre konumunu anlatmaya çalışıyorum. Bu da çok önemli bir kavram. Konum paylaş. Harika. Bu da konum anlatırken şunu düşünmemiz gerekiyor. A noktası B noktasına göre bir kere iki tane solda, üç tane de yukarıda değil mi Tonguç'um? O zaman iki birim solda, üç birim yukarıda diyebiliriz. İşte bunlar da bizim bir noktanın bir noktaya göre konumu, işte temel geometrik kavramlar şeklindeki kavramları hatırlamamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde hatırladık. Sonra Tonguç'um açılara geldik. Açı dediğimiz şey aslında şöyle bir şeydi hatırlıyorsan. İki tane çizginin arasında oluşan şekle, bu aslında bir açıdır Tonguç'um. Burada bir açı var aslında. Şimdi ben bu açıyı ya böyle gösteririm, ya böyle gösteririm, ya da böyle gösteririm. Bu üç açı da birbirinden farklı. Eğer böyle olursa, yani 90 dereceden küçük olursa, biz buna dar açı diyoruz. Üç çeşit açı var. Dar o açı. Olaylara dar açıdan bakmayalım. Bir tanesi de 90 derece olan dik açı Tonguç'um. Bir de 90 dereceden büyük olan geniş açı vardır. Üç çeşit açı vardır, unutmayalım Tonguç'um. Aynı zamanda çokgenlere baktığımız zaman çokgenlerde bilmemiz gereken şey ise işte 3 ve 3'ten fazla kenarlı şekillere biz çokgen diyoruz Tonguç'um. Üçgen 3 tane kenarı var. Dörtgen 4 kenarı var. Beşgen de 5 kenarı var. O zaman kenar sayısı 3 olduğu, üçgenin 3 tanedir. Dörtgenin 4, beşgenin 5 tane. Açı sayısı kaçtır? 1, 2, 3 tane açı var. 3. 1, 2, 3, 4 tane açı var. 4. 1, 2, 3, 4, 5 tane açı var. 5. O zaman açı sayısı ile kenar sayısı aynı. Köşegen sayısı ise bunun hiç yoktur Tonguç. Üçgenin hiçbir köşegeni yoktur. Zaten bütün köşede birleştiren çizgiler kenardır aslında. Ama buraya baktığımız zaman bir, iki tane köşegeni var. O zaman burada iki tane var. Buraya baktığımız zaman bir, iki, üç, ondan sonra dört, beş. Bunda beş tane vardır. Beşgenin diyoruz ve geçiyoruz. Hızlı tekrarımız devam ediyor. Temel geometrik kavramlar ve çizimlerini tamamladık. Şimdi üçgenler dörtgenlerle alakalı özelliklere bakıyoruz Tonguç'um sana. Açılarına göre üçgenleri biz üçe ayırıyoruz. Bütün açıları eğer 90 dereceden küçükse biz buna dar açılı üçgen diyoruz. Eğer bir açısı 90 derece ise Tonguç'um, buna biz dik üçgen diyoruz. Eğer bir açısı 90 dereceden büyükse buna da geniş açılı üçgen diyoruz. Yani 3 çeşit üçgenimiz var. Bunları da çok iyi hatırlayalım Tonguç'um. Aynı zamanda üçgenlerden kenarlarına göre de bu sıralama yaptığımız zaman bütün kenarları birbirine eşit olunca ne oluyor? Eşkenar. Süper zekisin. Gerçekten konuları çok iyi hatırlıyorsun. Eşkenar üçgen. Eğer iki kenarı birbirine eşit, bir kenarı farklı olsa ne oluyor Tonguç? İkiz kenar. Mükemmel zekisin. Senin ikizin var mı Tonguç Erdoğan Bey? Var hocam. Nedir senin ikizin de? Hangi ırktan geliyor? İnsan ırkından geliyor. İnsan mı? Aa süper. O zaman gerçekten çok kaliteli bir hayatım var. Peki bir üçgen adı birbirinden farklı olunca da burada çokgenar. Hayır, çeşit kenar diyoruz Tonguç. Zaten üçgenar, üçgen zaten bir çokkenardır, unutmayalım. Geldik Tonguç'um şimdi dikdörtgen, paralel kenar, kare, yamuk olan onların özelliklerine bakalım. Şimdi dikdörtgene baktığımız zaman iki kenarı karşılıklı, iki kenarı birbirine eşit ve bütün açıları 90 derece olan
şekle biz dikdörtgen diyoruz. Aynı zamanda eğer karşılık kenarları bir eşit ve bütün açıları 90 derece değilse eğer biz buna paralel kenar diyoruz ama karşılık kenarları birbirine paralel olacak unutmayalım. Tamam. Peki bütün kenarlar birbirine eşit ve 90 derece olunca zaten biliyoruz bildiğimiz bir şekilde kare şekli oluyor. Kare. Eğer kareye böyle buradan böyle bir vurursam yampirik. Böyle bir yampirik yanına kayarsa bu da eşkenar dörtgen oluyor. Yani bütün kenarlar birbirine eşit ama Tonguç şunu unutma eşkenar dörtgende açılar 90 derece değildir diyoruz. Geldik. Şu şekilde bu şekilde yamuk olarak adlandırılıyor. Bunu çok iyi biliyorum hocam. Tek özelliği yukarısıyla aşağısı birbirine paralel. Evet sen bu şekli çok iyi biliyorsun. Genel, her gün her çünkü, sabah görüyorum dişlerimi. Her sabah dişlerimi fıçılarken görüyorsun. Bravo diyorum sana. Dolayısıyla yamuk bir dişim var o yüzden demek istiyorum. Aha. Geldik şimdi bununla bu birbirine paralel. Tamam başka bir özelliği yok. Peki köşegenlere birazcık bakalım sen de bunların. Bunun iki tane köşegeni vardır. Ve köşegenler birbirini tam ortadan ikiye keser diyoruz. Bunun iki tane köşegeni vardır. Köşegenler birbirini tam ortadan ikiye keser ve farklıdır köşegenleri birbirine eşit değildir. Bak bunun iki köşegen de birbirine aynı uzunluktadır ama bu köşegen daha uzundur paralel kenarda bu daha kısadır. Karede ise iki tane köşegen vardır. Bütün köşegenler birbirine eşit uzunluktadır ve hatta köşegenler birbirine dik keser diyebiliriz. Eşkenar dörtgende bu köşegen daha uzundur bu köşegen daha kısadır. Ve köşegenler birbirini ortadan ikiye keser ve dik keser. Aynı kare gibi karenin çünkü yandan yana kaykılmış halidir diyebiliriz. Yandan kaykılmış. Evet tebrik ediyorum seni. Aynı şekilde hatta dikdörtgen de böyle vurduğun zaman paralel kenar oluşur bak. Kareye vurduğun zaman eşkenar dörtgen oluşur. Dikdörtgen vurduğun zaman da paralel kenar oluşur unutmayalım. Yamukta da şöyle böyle iki tane köşegen var tamam eyvallah. Köşegenler birbirinden farklı olabilir. Şu açıyla şu açının toplamı 180 derecedir. Şu açıyla şu açının toplamı da 180 derecedir. Dediğim gibi de bütün köşegenler birbirinden farklı olabilir diyoruz. Ve hatta şöyle de bir Z kuralı var. Burada şu açıyla da şu açı birbirine eşittir tarzında bir kuralımız da var. Evet şimdi üçüncü konumuza geçersek Tonguç Evladım seninle beraber veri toplama ve değerlendirmeyi ondan sonra da uzunluk ve zaman ölçmeyi yapacağız. Veri toplama deyince hakkına geliyor Tonguç Evladım. Hocam etraftan, bahçeden, bağdan verileri topluyoruz. Aynen. Araştırma sorusu ilk başta oluşturmamız gerekiyor. İlk başta mesela sen hangi takımlısın? Milli takım. Ha işte onun gibi. Mesela insanlara soracağımız soruları belirliyor. Ondan sonra bir tanesi milli takım diyecek, bir tanesi Fenerbahçe diyecek, bir tanesi Beşiktaş diyecek. Farklı farklı takımlar ortaya çıkacak. Osmanlı ve sonrasında da bunları tablolar halinde, sıklık tablosu veya sütun grafiği şeklinde gösterebilmemiz gerekiyor. Sıklık tablosunda veya sütun grafiğinde burada acaba hangisi daha fazla, hangisi daha az şeklinde verileri karşılaştırabiliyoruz. Zaten sorularımız da var içeride. Aynı zamanda işte aylar ve sıcaklıkla alakalı mesela Ocak 30 derece, işte Şubat 20 derece, Mart işte 40 derece gibi farklı farklı verileri böyle böyle toplamamız gerekiyor tablolarla beraber. Uzunluk ölçmeye bakarsak da Tonguç Evren Bey'im neydi? Kamile halam damda, Mehmet dayım camda, merhaba merhaba diye ezberleyecektik. Burada aşağı doğru inerken yani Kamile yani kilometre milimetreden çok daha fazladır. Dolayısıyla Kamile'den milimetreye doğru giderken her seferinde Tonguç Evren Bey'im çarpı 10 yapacağız. Çarpı 10 her basamakta çarpı 10 şeklinde ilerleyen bir sistemimiz var. Aşağı doğru inerken o zaman ne yapılıyormuş Tonguç Evladım benim? Çarpı 10. Aynen. Yukarı doğru çıkarken ise tam tersi. Yani bölü 10 yapılıyor. Her bir basamakta bölü 10. Mesela peki Tonguç 3 basamak gidersem ne yaparım? 3 defa bölü 10 yapmam gerekiyor. Yani bölü 1000 mesela sallıyorum. Hani 3 böyle sıfır sileceğim. Aynen öyle. Bir de zaman ölçmeye baktığımız zaman 1 yıl kaç gündür Tonguç Evladım sence? 366. Yuh evladım zam mı geldi? 365 gündür. 1 yıl kaç haftadır Tonguç Evladım sence evladım? 52. Bravo diyorum sana. 1 yıl kaç aydır Tonguç 12 Evladım? 12 ay. Süper zekisin. 1 ay kaç gündür Tonguç Evladım benim? 30. Hayır bazen 31 çıkıyor bazen 28 ama önemli olan biz ortalama 30 gün diye alırız unutma. Mesela 1 gün kaç saattir Tonguç Evladım sence? 24. Bravo diyorum sana. 1 saat kaç dakikadır? 60. Bravo diyorum sana. 1 dakika kaç tanedir? 100. Ne yapıyorsun Allah Allah. 60 saniyedir. 1 dakikada 60 saniyedir. Unutma Tonguç'um. Mesela 125 saatin kaç gün kaç saat olduğunu hesaplayabilmek için biz ne yaparız Tonguç? Hemen sana bir basit bir örnek yapalım. 125'i 24'e böleriz. 24'e böldüğümüz zaman işte 4 kere var 96 eder. 5 kere 120 eder. 120'yi çıkartırız 5 kalır ya. İşte bak bu 5
5 dediğimiz şey aslında kaç gün olduğudur? 5 gün. Geriye kalan şu zımbırtı 5 de 5 saattir. Yani aşağıda kalan saattir. Sonuçta çıkansa gündür diyebilmemiz gerekiyor. Mesela 350 dakika kaç saat kaç dakika diye hesaplarken Tomucu, veya 360 dakika diyelim buna da. 360'ı ne yapıyoruz? 368 dakika diyelim. 368'i ben neye bölerim? 60'a bölerim. Kaçta saate çevirebilmek için? 6 kere derim. 360 derim. Çat 8 kaldı ya. Bu aslında saati, şu geriye kalan da dakikayı verir. Tonguç evladım benim, bunları bilmemiz gerekiyor diyoruz. Geldik şimdi son konularımıza artık. Alan ölçme ve geometrik isimleri hatırlamamız gerekiyor Tonguç'um. Alan ölçme dediğimiz şeyde birim kareler var. Bu birim karelerde her bir uzunluğu 1 olduğu için bu karenin, bunun alanı 1 birim karedir. Kaç tane birim kare var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bundan 3 tane satır var. 1, 2, 3 tane. 5 kere 3'ten 5 çarpı 3'ten 15 birim karedir diyebiliriz. Nasıl hesaplıyorum aslında ben burada? Bak, bunun uzunluğu 5 birim. Dikdörtgenin alanı vardı ya. Bunun uzunluğu 3 birim. 5 kere 3'ten 15 birim karedir diye hesaplayabiliyorum. Alanı tahmin etme dediğimiz şeylerde ise Tonguç Evren Bey'im, şöyle bir yöntemimiz var. Mesela bunun alanı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam, eyvallah. Bunun alanını hemen söyleyebiliyoruz. Peki çevresini söyleyebiliyor muyuz desen? Çevresini hesaplamak için buradaki uzunluk 3, buradaki uzunluk 2, buradaki uzunluk 3, buradaki uzunluk 2 ise Tonguç'um, bak 3 artı 2, bunları topla, bir de 2 ile çarp. Çünkü her birisinden 2 tane var. Bundan 2 tane var, bundan 2 tane var. Dolayısıyla 3 artı 2 çarpı 2'den 10 birim çevresi çıkar. Bak, çevrenin birimi 6'dır, alanın birimi birim karedir. Alanı tahmin etme sorularında da şunları hatırlayalım Tonguç'um. Mesela adam şöyle bir birim kareye yakın bir şekil verdi. İşte mesela şöyle bir şeklin içinde şöyle bir şekil verdi. Hani şu aslında kaç birim karedir Tonguç'um? Burası bir, burası bir ise bunun yarısı kadardır ya. Evet, hani bunun gibi özellikleri hatırlamamız gerekiyor diyoruz. Aynı zamanda Tonguç'um, mesela şöyle bir şekilde alanı nedir? Alanı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim karedir. Peki çevresi nedir desek? 1, burası da 6 olduğu için 1 artı 6'yı 2 ile çarp. Yani 14'tür. Bak Tonguç, çok enteresan bir şey göstermek istiyorum. Aynı 6 tane birim kareyle bir şeklin çevresi 10 çıktı. 6 tane birim kareyle bir şeklin çevresi 14 çıktı. O yüzden birbirlerine ne kadar uzak olurlarsa kenarla, bu 1 bu 6, o kadar büyük çevre çıkıyor Tonguç'um. Birbirlerine ne kadar yakın olurlarsa, bak bu 2 bu 3'tü, o kadar küçük çevre çıkıyor ama alanları eşittir diyoruz. Geldik bir de geometrik isimlere. Geometrik isimlerde şunları bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. Geometrik isimlerde bir kere şu tarafa, şu sağ tarafa mesela yan yüz adını veriyoruz. Yan yüz adını veriyoruz. Aynı zamanda Tonguç evladım benim, her bir kenarına, bak şurası bir kenar, şurası bir kenar, şurası bir kenar. Ama bunlara kenar demiyoruz. Üç boyutlu isimler artık ne diyoruz Tonguç evladım benim? Ayrıt diyoruz. Ayrıt adını veriyoruz. Aynı zamanda Tonguç Evren Bey'im, şuna biz tam böyle alt taraftaki şöyle bir zımbırtıya, alt taraftaki yere taban adını veriyoruz. Bunları ad olarak bilmemiz gerekir. Açtığımız zaman bu şekilleri ise ABC mesela kenar ayrıtlarına sahip bir dikdörtgen yapıyoruz. Açtığımız zaman kaç yüzeyi var? Bak, önü var, arkası var. Sağ var, solu var. Üstü var, altı var. Toplamda 6 tane yüzey sayısı vardır diyebiliriz. Yüzey alanına baktığımız zaman Tonguç öğrenmeyim, her farklı ayrıtının çarpımı, mesela A çarpı B, mesela A çarpı C veya B çarpı C, bunların hepsini 2 ile çarpıyorsun ve topluyorsun Tonguç Evren Bey'im. Yani 2 çarpı A çarpı B, 2 tane AC, 2 tane BC, bunları topladığımız zaman yüzey alanını buluyoruz. Çünkü demin de söylediğim gibi ön ve arka 2 tane var. Ön ve arkadan. Üst ve alttan 2 tane var. Sağ ve soldan da 2 tane var. Dolayısıyla 6. Aynen, 6 tane yüzey var ve bak burada da 1, 2, 4, 6 tane yüzeyden çıkıyor. Tüm ayrıt uzunlukları eşit olan dikdörtgen prizması ne dedi Tonguç Evren Bey'im? Küp. Bu Hannes, gerçekten beynini kullandın ve doğru cevap verdin. Hocam küp inanmazsınız ama gerçekten attım. Aynen, doğru tuttu o zaman. Küp dediğimiz şey tüm ayrıt uzunluk eşit. Bu eşittir, bu eşittir, bu eşittir, bu eşittir, bu eşittir, bu eşittir. Hepsi aynı ayrıt uzunluğundadır ve küp şeklindedir. Aslında karenin sanki 3 boyutlu hali diye düşünebilirsin. Şimdi o zaman Tonguç, seninle beraber sorularımıza geçelim. Noktalı kağıtta verilen AB ışınının A noktası diğer noktalarla ayrı ayrı birleştirildiğinde oluşan açılar için
Aşağıdaki boşluk yolunuz demiş. Şimdi A noktası N noktası ile birleştiririz. Hemen seninle beraber çizelim. A noktası N noktası ile birleştirilirse hop şöyle bir şekil birleştirdik. Şimdi oluşan açı yani şurası Tonguç'um. Buradaki açı 90 dereceden büyük. Peki 90 derece nedir Allah aşkına? 90 derece budur Tonguç'um. 90 derece bu ise eğer bundan daha büyük açı aynı buradaki gibi birazcık daha böyledir. Bundan daha küçük açı ise şöyle şöyledir. İşte bu açıya biz dar açı diyoruz. Bu açıya ise bu kırmızı açıya ise geniş açı diyoruz. Tam buradaki 90 derece olansa tabii ki dik açıdır diyoruz. O zaman N noktası ile birleştirilirse oluşan açının ne olduğunu söyleyebiliriz? Geniş açı olduğunu söyleyebiliriz. M noktası ile birleştirirse, Tonguç bak M noktası dediğimiz şey A noktasını M noktası ile birleştiriyoruz. Al işte burada oluşan açı tam bir 90 derecedir diyebiliriz. Geldik Tonguç'um. Ne demiş? O noktası ile birleştirirse. O noktası ile birleştirirse. Evet gerçekten o burada ile birleştiriyor. O zaman yine böyle eşek gibi bir açı yani geniş açı karşımıza geliyor. Peki son olarak da nereye birleştirelim? L noktası ile birleştirirse. L noktası da burası. L noktası ile birleştirdiği zaman şurada bir açı oluşuyor. Bu zaten 90 dereceden küçük olduğu için dar açı diyebiliriz. O zaman dar, dik, geniş açı kavramlarını tam bir şekilde öğrenmiş olduk. Bravo diyorum. Kareyi kağıt üzerinde de göstermiş olduk. Geldik. Doğru yanlış yapalım. Dörtgenlerin iç açıları toplamı kaç derece olmuş? 90. 360. Harika. Dörtgenlerin iç açıları toplamı. Bak Tonguç'um. Üçgenin iç açıları toplamı 187. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Lütfen bunu bil. Hangi dörtgenler var? Söyle bakalım bildiğin. Dikdörtgen. Paralel kenar. Yamuk. Kare. Eşkenar dörtgen. Bravo. Bunların hepsinin iç açıları toplamı 360 derece. Çünkü 4 tane kenarında oluşuyor. O zaman bu doğru mu Tonguç'um? Evet doğru. Dikdörtgen ve paralel kenarda köşegenlerin uzunlukları birbirine eşittir. Şimdi dikdörtgen hemen çizdim senin için. Paralel kenar zaten dikdörtgenin bir böyle kaykılmış haliydi. Köşegen uzunlukları. Bunun köşegeni bu köşegeni birbirine eşit gerçekten. Bu köşegen bu köşegen birbirine eşit. Ama bu köşegen burada daha uzun. Bu köşegen daha kısa. Zaten gözüküyor bunun daha uzun olduğu buna göre. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade. Paralel kenarda böyle bir özellik yok. Köşegende var ama. Eşkenar dörtgenin köşegenleri uzunlukları birbirine eşittir. Hemen bakalım. Eşkenar dörtgen çizelim bir tane seninle beraber. Eşkenar dörtgenleri bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Köşegen uzunlukları bu daha uzun. Bu daha kısa. Zaten gözüküyor ya. Bu daha uzun olduğu gözüküyor. O zaman bu da yanlış. Kusura bakma. Karenin tüm açıları eşit ve 90 derecedir. Bakalım. Kare tüm açıların 90 derece olması gerekiyor gerçekten karede. Ve bütün kenarları da birbirine eşit olacak. Bu da doğru bir ifade diyoruz. Doğruları kırmızıyla yanlışları da maviyle yazmış olduk ve geçiyoruz diğer sorumuza. İşte zor sorulara hoş geldiniz diyorum. Bir kere Tonguç'um şu şekli hangi senin tanıdığın bir şekil bu? Hocam her sabah uyandığımda bu şekilde karşılaşıyorum. Aynen. Araya baktığımda ama hiçbir zaman açılarını hesaplamak aklıma gelmemişti. Şimdi, bugün hesaplayalım. Yamukta açıların ölçülerinde şunu hatırlamamız gerekiyor. Şunla şu paralelde şu açıyla şu açının toplamı bu iki açının toplamı 180 derece. Aynı şekilde bu açı ve bu açının toplamı da 180 derece. İç açının ölçüleri toplamı kaç derece Tonguç Eren Bey'im? 180. Hayır. Dörtgen olduğu için 360'tır. O zaman şu açıyla şu açının toplamı 180 ise eğer ben K'yı bulmak istiyorsam 180'den 110'u çıkartırım ve 70 derece bulabilirim Tonguç'um. Aynı şekilde neyi bulmak istiyorum? Şu açıyla şu açının toplamı 180 derece olduğu için 180'den 50'yi çıkartırsam 130 derece bulabilirim Tonguç'cum. Bravo diyorum sana. Geldik bu zımbırtıya. Bu gerçekten karışık bir soruya benziyor. A, B, C, D kare demiş. O zaman bütün kenarları birbirine eşit bir kere. Bunu bir yazalım da garanti altına alalım. Aynen işimiz sağlam alalım hocam. Peki B, D, E, C de eşkenar dörtgen. Burası da eşkenar dörtgen. Bu kenarla o zaman bu kenar da eşit. Bu kenarla bu kenar eşit. Bu kenarla bu kenar eşit. Bu kenarla bu kenar eşit. Allah Allah. Enteresan aynen bir şey çıktı. O zaman bu da eşkenar dörtgen. Şimdi bir kere karede bütün açılar 90 derece. Burası 90 derece, burası 90 derece, burası 90 derece, burası 90 derece. Buraya kadar tamam mı Tonguç'um? Tamam mı hocam? Bravo diyorum sana. Tamam mı? Evet tebrik ederim. Burası 50 derece ise eşkenar dörtgende de karşılıklı açılar birbirine eşitti. Burası 50 ise burası 50 derecedir Tonguç'um. Komşu açıların toplamı 180 derecedir eşkenar dörtgende. Unutma Tonguç'um. Burası 50 ise burası 180'den 50'yi çıkartırsak eğer 130. Yani 130 derece burası çıkar. Şimdi bizden istediği yer neresi? ADB açısı. Yani şuradaki
ufacık tefecik açıyı soruyor. Onu bulabilmek için şöyle düşünelim. Ya şu aslında bir nokta ve bu noktanın etrafındaki bütün açıların toplamı 360, yani bir tam tur 360 derecedir. Şimdi burayı biliyoruz 90, burayı biliyoruz 130. 90 artı 130 eşittir 220. Şurası 220. Geriye kalan bu zımbırtıyı bulabilmek için 360'dan 220'yi çıkartıp 140 bulurum. O zaman şurası 140 derece. Şimdi Tonguç, çok enteresan bir üçgen göstermek istiyorum sana. Şurası. Şu üçgen hakkında ne söyleyebilirsin? Bak dikkat, bu kenarla bu kenar birbirine eşit oluyor. Dolayısıyla bu nasıl bir üçgen? İkizkenar bir üçgen diyebiliriz. O zaman bu açıyla bu açı eşit olmak zorunda. Burası 140 ise eğer, Tonguç evladım benim, 180'den 140'ı çıkartırım 40. Bunu da ikiye bölerim ki şu iki açıyı bulabilmek için 20. Yani benim bulmak istediğim bu açı 20 derece olsa gerek diyorum ve zor bir sorunun üstünden de. Zor bir soruydu ama güzel çözdük. Ama bütün hocam öğrendiklerimizi pekiştirdik. Eşkenar dörtgende karşılıklı açıların birbirine eşit olması, komşu açıların 180 derece olması, karede bütün kenarların birbirine eşit olması ve 90 derece olması. Bak karedeki bu kenarla eşkenar dörtgendeki bu kenar birbirine eşit olduğu için bütün kenarlar birbirine otomatikman eşit oluyor. Dolayısıyla burada da ikizkenar üçgen çıkıyor tarzında bir trik var diyoruz ve geldik. Oo, aşağıda ve kenarlarına göre inceleyip çeşitlerini tabloya doldururuz demiş. Hem incele hem tamam, çeşitleri bakalım. Doldur hem tabloya yaz. Oh. Bir kere kareli kağıttan şunu okuyabiliriz. Ya kareli kağıtta şununla şu 90 derecedir diyebiliriz. Yani şununla şu 90 derece diyebiliriz. Şununla şu 90 derece veya şununla şu 90 derece diyebiliriz. Ha, bunları gördükten sonra diyorum ki ya ben şurada 90 derece gördüm bile. 90 derece gördüysem B üçgenine baktığım zaman açılarına göre üçgenlerden dik açılı üçgene gider. Hatta şunu da gördüm Tonguç'um. O zaman D de aynı şekilde dik açılı üçgene girer diyebiliriz. Peki geldik. Açılarına göre üçgen, dik açılı üçgen dedik. Peki şu zımbırtıya bakarsak eğer. Şimdi hemen şu zımbırtıya bakalım. Şimdi Tonguç'um normalde burası 90 derece ama burası daha fazla. Daha geniş açı. Bununla bu böyle bayağı şey yapmış. Bir arası açılmış. Dolayısıyla burada bir geniş açıdan geniş açı kokusu alıyorum ben. O zaman buna biz burnuma geniş açı kokusu geliyor. Aynen, geniş açılı diyebiliriz. B tamam dik de, buna C'ye bakarsak bu bir kere bu ve bunun arasından daha dar. Dolayısıyla hani bu böyle olacağına, böyle olacağına ne olmuş? Birazcık daha böyle. O zaman burası bir dar açı. Tamam. Ondan sonra bu böyle olacağına birazcık daha dar olmuş. O zaman burası da bir dar açı. Tamam. Tonguç Eren Bey'im, bu şöyle olacağına, böyle tam 90 derece olacağına böyle birazcık daha dar olmuş. O zaman burası da dar açı. Tamam. O zaman bu üçgende, C üçgeni ise dar açılı üçgen diyebiliriz. Peki E üçgenine bakarsak Tonguç'um. Şimdi bir kere şu şöyle olmasıydı ama böyle olmuş. O zaman burası bir dar açı diyebiliriz. Geldik. Şu şöyleydi ama şöyle olmuş. Dolayısıyla burası da dar açı diyebiliriz. Tonguç Evren Bey'im. Şimdi bu böyleyse bunun böyle olması gerekiyor ama birazcık daha geniş olmuş diyordun gibi. Normalde böyle olması gerekiyor dik açı dik olabilmesi. Ama birazcık daha böyle olmuş. Dolayısıyla burasının da geniş açılı olduğunu söyleyebiliriz. O zaman E üçgeni de geniş açılı üçgendir diyebiliriz. Bunları söyledikten sonra kenarlarına göre bakalım şimdi. Bakalım şimdi hocam. Kenarlarını saymamız gerekiyor. Kaçtır uzunluğu? Mesela bak 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bunun 3 birim, bunun 3 birim. Burası da daha uzun bir şey. Dik açılı üçgen zaten. Farklı bir şey var. Burada iki tane kenarı birbirine eşit olduğu için B üçgeni için biz ne diyebiliriz Tonguç Eren Bey'im? İkiz kenar bir üçgen diyebiliriz. Geldik diğerlerine. Şimdi şu zımbırtıda 1, 2, 1, 2, 3. Burası 3, burası 2. Burası da apayrı bir şey zaten. Yamuk yumuk bir şekilde. Dolayısıyla D üçgeni içinde biz ne diyebiliriz Tonguç Eren Bey'im? Çeşit kenar üçgen çeşit diyebiliriz. Çeşit kenar üçgen. Kenarlarına göre diyebiliriz. Geldik mesela şu üçgene. 1, 2, 3. 3 birim burası. Burası böyle bir garip bir şekil. Burası da bir garip bir şekil. O zaman bu da çeşit kenardır diyebiliriz rahatlıkla. Okuyamadıklarımız genellikle çeşitken oluyor. Peki C'ye bakarsak eğer Tonguç Eren Bey'im. Şimdi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet. Burası bir garip. Burası bir garip.
O zaman bu 4, burası bir garip, burası bir garip. Dolayısıyla ben diyorum ki buna da kusura bakma çeşit kenar demem gerekiyor diyoruz. Geldik bir de buna zımbırtıya. Şimdi Tonguç'um bak dikkat et. Bu noktadan 2 aşağı 3 sola gitmiş. Burada 2 aşağı 3 sola 3 sağa gitmiş. O zaman aynı uzaklıklar gitmiş. O zaman bunlar birbirine eşit gibi zaten gözüküyor da. Dolayısıyla bu üçgene ise ikiz kenar üçgen diyebiliriz ve hem kenarlarına göre hem açılarına göre gruplanmış. Hiç eşkenar üçgen yok burada, dikkat ediyor musunuz? Evet hocam, çok ilginç. Niye çıkmadı? Evet, zor birazcık onun çıkması. Geldik. Evet, veri işleme konusuna. Şimdi hocam veri analizini çok seviyorum ben. Tebrik ediyorum seni. Şimdi aşağıdaki grafikte. Ama beni hiç sevmiyor. Genelde yanlış yapıyorum hocam. Bir çiftçinin, senle beraber öğreniyorsun dedi. Bu sene ürettiği ürünlerin miktarı vermiş. Tamam eyvallah. Bu grafiğe göre aşağıdaki boşlukta doldunuz demiş. Karpuz, patlıcan, biber, domates falan filan 20, 25, 40. Üretilen karpuzun miktarı domatesin miktarından bilmem kaç ton fazla demiş. Şimdi Tonguç'um bir kere bunları sütun grafiğini gördüğümüz zaman hemen şunu yapacağız. Ya karpuz kaçıncı kata kadar çıkmış? Bak burada 20'yi gösteriyor değil mi? O zaman karpuz 20. Patlıcan kata kadar çıkmış? 40'a kadar çıkmış. 40 yazdım. Biber kaça kadar çıkmış? 25. O zaman bunun üzerine yazarsan çok daha rahat okursun, hiç merak etme. Bu kaça kadar çıkmış? 5'e kadar çıkmış. Tamam. Sonra artık bunlara hiç bakmama bile gerek kalmayacak. Üretilen karpuzun miktarı domatesin miktarından bilmem kaç ton fazladır. Karpuz 20 idi. Domates 5'ti. O zaman 20-15 yani 15 ton fazladır diyebiliriz. En fazla üretilen ürün bilmem nedir demiş. En fazla üretilen patlıcan olduğu göre zaten 40'tır. Patlıcandır diyoruz. Çiftçi bu sene toplam bilmem ne ton ürün üretmiştir. Bakalım 20 artı 40 artı 25 artı 5. Yani toplamda 90 ton ürün üretmiştir diyebiliriz. Peki geldik, diyor ki üretilen patlıcan miktarı bilmem ne miktarının iki katına eşittir. Patlıcan miktarı 40, karpuz miktarının iki katına eşittir. Çünkü 40 20'nin iki katına eşittir diyoruz ve süper bir şekilde bu konuda aldık. Şimdi Kamile halam Damla, Mehmet dayım camda. Merhaba merhaba. Süpersin. İşte hemen seninle beraber bu basamakları bir hatırlamamız gerekiyor Tonguç Evren Bey'im. Şimdi hemen neydi? Kamile halam Damda, Mehmet dayım camda. Merhaba merhaba. İşte merhaba, merhaba. Basamağı yazdık. Basamağı yazdıktan sonra eğer bu yönde gidersek çarpı 10, eğer yukarı doğru çıkarsak bölü 10 yapmamız gerekiyor. 3 metreyi santimetreye çevirirsek bu basamaktan 2 basamak aşağı ineceğiz. 2 basamak aşağı ineceğiz. 2 defa 10 ile çarpacağız. Çarpı 10 çarpı 10. O zaman 300 olur Tonguç Evrenme. 0.4 kilometreyi metreye çevireceğiz. Kilometre 1, 2, 3 tane çarpmamız gerekiyor. Çarpı 10 bir kere 4 oldu. Çarpı 10 40 oldu. Çarpı 10 400 oldu. 400 metre diyebiliriz. Evet doğru. Kilometreyi metreye çeviriyoruz. Bravo diyorum sana Tonguç Ören Bey'im. Çarpı 10 çarpı 10 çarpı. Geldik 400 milimetreyi metreye çeviriyoruz. O zaman bu sefer 1, 2, 3 tane yukarı çekeceğiz. O zaman bölü 10 yapacağız. Bölü 10, bir tane daha bölü 10, bir tane daha bölü 10. Bu gitti bununla. Bu gitti bununla. Bir tane daha bölü 10, 0 tam 10'da 4 diyebiliriz. Bravo diyorum sana. Çok iyi anladığını hissediyorum bile senin. Desimetreyi santimetreye çevireceğiz. Desimetreyi santimetreye aşağı bir tane yuvarlamayı çarpı 10 yapacağız o zaman. O zaman çarpı 10 yaparsak bunu 1200 santimetre diyoruz. 320 metreyi de kilometre çevireceğiz. 1, 2, 3 tane yukarı çıkacağız. O zaman bölü 10, bölü 10, bir tane daha bölü 10 yapacağız. 1 bölü 10'da bu gitti. 1 bölü 10'da 3,2 oldu. 1 bölü 10'da 0 tam 32 kilometre oldu diyorum ve mükemmel bir şekilde konuları alacağız. Geldik. Her yarım saat dersten sonra problem. Süper. 10 dakika teneffüs yapılmaktadır. İlk ders 8.30'da başladığına göre Tonguç 4. dersten çıktığında saat kaçı göstermektedir diyor. Şimdi seninle beraber her yarım saat dersten sonra 10 dakika teneffüs yapmaktadır diyor. Tonguç 4. dersten çıktığında saat kaçı göstermektedir diyor. Şimdi bir kere ilk ders 8.30'da başlıyormuş. 8.30. Bir kere bu adam yarım saat ders görecek. Artı bir yarım saat 30 dakika geldi. Sonra bir 10 dakika mola var. Artı 10 dakika mola var. Sonra bir tane daha 30 dakika geldi. Sonra bir 10 dakika daha mola var. Sonra
Bir tane daha 30 dakika geldi. Ne diyor? Çünkü bak bu birinci ders. Bu birinci ders. Bu ikinci ders. Şimdi bu üçüncü ders Tonguç evladım benim. Mola da bitti. Üçüncü ders bu. Sonrasında da artık dördüncü derse gidiyor. Dördüncü derse girdikten Kebap. Sonra tam çıktığı zaman burası aslında. Tam çıktığı zaman burası. Bu ders bittiği anda buradan çıkar. Sonra molasını artık hesap etmemize gerek yok. Şimdi adam 8.30'da başladıysa 40 dakika ekledi. Buradan 40 dakika eklendi. Bir tane daha 40 dakika eklendi. Bir tane daha 40 dakika eklendi. Ve bir de buradan da 30 dakika eklendi. O zaman toplamda kaç dakika eklendi dersek 40 artı 40 artı 40 artı 30. Yani 120 artı 30'dan 150 dakika eklenmesi gerekiyor Tonguç'um. 150 dakika kaç saat biliyor musunuz Tonguç'um? 150 bölü 60. Harika, süper. 150'yi 60'a bölersek eğer 2 kere var 120 çat 30 kaldı. İşte bu 2 saat 30 dakika demektir 150 dakika. O zaman 150 dakika 2 saat 30 dakika ise eğer bizim yapmamız gereken şey aslında 8.30'a bir 2 saat eklemek. Ne olur o zaman? 10.30 olur. Sonra bir de 30 dakika daha eklersek, artı 30 dakika daha eklersek ne olur? 11.00 olur Tonguç saatimizin gösterdiği. Yani 4. dersten çıktığımız zaman diyoruz ve mükemmel bir şekilde konumuzu anlamış olduk. Geldik. KLMN dikdörtgen ABB noktalarının bulundukları kenarların orta noktaları demiş. Buna göre boy olan kaç santimetre kare demiş. Bizden beyazı mı istiyor, kahverengi mi istiyor hocam? Şimdi AB noktaları bulundukları noktaların orta noktaları. Şimdi burası 20 ise eğer, burası da 20 de değil midir Tonguç evladım benim? Evet hocam. O zaman A noktası orta noktası ise burası 10, 10 şeklinde ayrılmaz mı evladım benim? Evet hocam. Peki burası 12 ise burası da 12 değil midir Tonguç evladım benim? Evet hocam. Tam bunun orta noktası ise B burası. Burası 6, 6 ayrılmaz mı evladım benim? Evet hocam. Tamam, buna göre boy alan kaç demiş. Boy alanı bulabilmek için mantık şu aslında. Ben büyük bir dikdörtgenim var. Bu büyük dikdörtgenden şu zımbırtıyı çıkartırsam eğer aslında geriye kalan yani şu kısmı atarsam şu boy alanı bulmuş olurum. Şimdi büyük alan aslında 12 çarpı 20 ile hesaplanmaz mı? Yani 240 santimetre kare. Şu küçük de 6 çarpı 10'dan yani 60 santimetre kare. 240'tan 60 çıkardığım zaman da çat 180 santimetre kare çıkar cevabımız diyoruz ve geçiyoruz diğer sorumuza. Şekilde birim karenin hepsiyle oluşturmak tüm dikdörtgenleri çizip çevre uzunluğu bulmuş. Kaç tane birim kare var sayalım mı? Sayalım hocam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 birim kareyle ben nasıl bir şey oluşturabilirim? Aslında en basitinden şöyle başlayalım. Böyle bunların hepsini teker teker koysam Tomuç'um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi burası 1 uzaklıkta, şurası 12 uzunlukta değil mi evladım? Evet hocam. Şimdi bir diyor ki çevresini bulunuz diyor. Bunun çevresi nedir? 1 artı 12, 1 artı 12'nin 2 ile çarpılmış halidir değil mi? Çünkü çevre nedir? Kısa kenar, uzun kenar topla 2 ile çarp. 13 çarpı 2'den 26 santimetre diyoruz. Hatta birimdir diyebiliriz. 26 birim. Veya Tonguç'um ben şöyle de yapabilirim. Derim ki bu 12 tane birim kareyi oluşturabilmek için şöyle 2 tane böyle koyarım. Sonra bu ikililerden bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane. Ya toplamda 12 tane olabilmesi için aslında 6 kere 2 yapmam gerekiyor. 2 ile ne yapmam gerekiyor? 6'yı çarpmam 12. Gerekiyor. 12. Harika. 2 kere 6 12. 12 tane birim kare oluyor. Dolayısıyla ben bunun çevresini hesaplamak içinse 2 artı 6'yı 2 ile çarpmam gerekiyor. 2 artı 6 8. 8 çarpı 2 16 birimdir diyebiliriz. Geldik Tonguç bir de en kallavisine. Bu sefer 3 tane burada olsun Tonguç'um. 3 tane olsun. 3 kere kaç 12'dir Tonguç'um? 4. Süper 8. O zaman 4 tane bundan var. Bir tane daha. Bir tane daha. İsterseniz hesaplayalım. Bak burası 3. Burası 4. O zaman çevre dediğimiz zımbırtıyı hesaplamak için 3 ile 4'ü topla. Bir de 2 ile çarptığım için 14 birimdir diyebiliriz. Çevre uzunlukları o zaman kaçmış evladım? Çevre uzunlukları 26, 16 ve 14 birim olmak üzere farklı şeyler olabilir diyoruz. Ve
Artık son sorumuzda da hoş geldin. Tarih Ayrin sorusu. 02.06.2019 tarihinde tatile çıkıp 15.08.2019 tarihinde geri dönecektir. Aylin kaç gün tatil? Aylin kaç gün tatil yapmıştı sonuçta? Aylin bir kere tatil yapmayı hak etmiyor hocam. Çünkü sınava iyi çalışmadı. Ben burada oturdum tüm yazılı sizden dikkatli bir şekilde dinledim ama Aylin sadece soruya kök olmuş. Hayır hocam. Aylin tatile çıkamaz. O zaman Elan bir çalıştın. Çalıştı o da sende senin gibi. Ha, o zaman tamam. 30 gün sonra tatil sayılır. Bu kadar bu gidip buraya kadar döndüyse kaç gün tatil yapmıştır bulabilmek için aslında yapmamız gereken şey bu tarihten bu tarihi çıkarmak. Bu tarihten bu tarihi çıkartırken ilk başta şunu yapalım Allah'a seversen. Ya şöyle yapalım. 15.08.2019'dan 02.06.2019'u çıkarmam gerekiyor. Ama ben ne yapmalıyım Tonguç'um? İlk başta yılı yazmalıyım. Çünkü yıl en büyüktür. 08 sonra ay sonra günü. O zaman ne yapayım? Yıl, ay, gün şeklinde çıkarmam. Çünkü burada bir eksik varsa buradan almam gerekiyor. O zaman yine 2019, ondan sonra 06 ve 02. Bunu çıkardığım zaman bir kere 15 günden 2 gün çıkarsa 14 gün kalır. Tamam, bunda problem yok. 8 günden 8 aydan 6 ay çıkarsa 2 ay kalır. Tamam, süper. Bunda problem yok. 2019 ise 0 kalır. O zaman 2 ay 14 gün tatil yapmış gerçekten efsane. 2 ay dediğim şey 1 ay zaten 60 gün 30 gün değil mi Tomuş Öğren? Evet hocam. 2 ay o zaman 60 gündür. O zaman 60 artı 14 gün tatil yapmıştır diyebiliriz. Hemen bakalım. 1 ay 30 gün sayacak süper tamam. 14 gün nereden çıktı? 15'ten 2 çıkarsa kaç kalır? Dangoz evladım benim bak. 15'ten 2 çıkarsa 13 kalır. Harika 13 kalır. Dolayısıyla 13'ü hesaplamayı bir dakika 0206 15 tamam harika 15 harika. Dolayısıyla 15'ten 13 olması gerekiyor. Bunu hatalı yapmışım. Süper zekisin Tonguç'um. O zaman 60 gün burada 2 aydan var. Bir de 13 gün toplam 73 gün ya ne doymaz insanmış. İnsanlar yani, arsız ya. Doymuyorlar. Resmen sürekli tatil yapıyorlar. Hala tatil yapayım diye çırpınıyorsun. Ne bir insan. Siz hiç tatil yapıyor musunuz hocam? Yapıyorum tabii ki. Sürekli sizi videolarda görüyoruz hocam. Şimdi Tonguç mesela 2019 03 şey olsaydı 20 olsaydı. Diğeri de mesela 2018'de gitseydi 2018 12 şey olsaydı mesela 27 olsaydı. Bundan bu çıkı nasıl çıkar? Bak bu yıl, bu yıl, bu ay, bu da gün. Buraya aldık mı? Bundan bu nasıl çıkar sence Tonguç'um? İmkansız. Hemen bu denemeyi de yapalım da en azından en karışık soruda ne yapacağını. Bir kere 20 günden 27 gün çıkar mı? Çıkmaz. Çıkmaz. O zaman buradan bir ay alacağız. O zaman burası 2 ay kaldı. Ve burası bir ay buraya gelince 30 gündür bir ay. O zaman bu 20 ne olacak? 50 gün olacak. 50'den 27 çıkar mı? Evet çıkar. 23 kalır. Süper. O zaman 23 gün olduğunu bulduk. Sonrasında 2 aydan 12 ay çıkar mı? Çıkmaz. Çıkmaz. O yüzden yapacağız? Buradan bir yıl alacağız. 2018 kalacak buradan. Bir yıl kaç aydır? 12 aydır. O zaman 2'ye 12 eklense 14 ay alır. 14'ten 12 ay çıkarsa 2 ay kalır. Şimdi 2018'de 2018 sıfır. Zaten o zaman demek ki 2 ay 23 gün buradan da bu şekilde hesaplar yapabiliriz. 2 ay kaç gündür? 60 gündür. 60 gün artı 23 günde 83 gün tarzında bir şey çıkar. Böyle zor soruları da yapabileceğiz Tonguç Öğren. Ben nasıl çalışacağım hocam? Şimdi seninle yapman gereken şeyi gösteriyorum. Bugün seninle beraber çok fazla gerçekten çok güzel konuları bir tekrar etmiş olduk. Seninle sınava çalışırken yapman gereken şey aslında şu. Test 17'den başla. Sayfa 94. Test 18. Ondan sonra test 19. Ondan sonra test 20. Çokgenler. Test 21. Üçgenler ve çokgenler. Test 22. Üçgenler ve dörtgenler açılar. Ondan sonra test 23. Veri toplama ve değerlendirme. Test 24. Uzunluk ölçme. Test 25. Çevre ölçme. Test 26. Zaman ölçme. En son olarak da test 27 ve 28'i de yaparsan Tonguç evladım benim mükemmel bir şekilde sınava hazırlanmış olacaksın. Son konu belki sınavda çıkmayabilir ama çıkarsa da lütfen dikdörtgen prizmasının konusunda mutlaka işle diyorum. Peki sınava çalışırken bir de dörtlü motivasyon denemelerimizden. Bu denemelerin özelliği ne hocam? Denemeler
hem yeni nesil sorulara seni hazırlıyor Tonguç'um. Yeni nesil birazcık daha akıl yürütme, sayısal analiz ve birazcık daha gerçek yaşam problemlerini içeren sorulardan seni yeni sınav sistemine, yeni tarz Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu anda getirmeye çalıştığı sisteme yakınlaştırıyor. Bu tarz sorularla çalıştıkça bir kere hem deneme mantığında nelerin olduğunu, işte kendinin seviyenin ne olduğunu göreceksin. Hatta optik formları falan filan da var burada. Optik formlarla kendini test edebilirsin. Aynı zamanda buraya hedefini yazaraktan mükemmel bir şekilde denemelerinin hangi konularda eksik olduğunu buradan görebilirsin Tonguç'um. Bak burada konu listesi var. Mesela şu soruyu yanlış yaptım 5'i. 4 işlem problemlerinde eksiğim var demek ki. Bu da 6'yı genleşme ve büzüşmede eksiğim var demek ki. Bunların hepsini de buradan görebileceksin. O zaman hadi bakalım ödüllü sorumuzu yaptım Tonguç'um. Yorumlara yolla, sana göre bir adım. Sağ olun hocam.